Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün Türkiye'nin kurtuluş mücadelesiyle kazandığı, bildiğimiz anlamdaki demokratik cumhuriyetini bitirip, bir diktatörlüğün anayasal zeminini oluşturmak üzere hazırlanmış bir teklifi oyluyor. Cumhuriyet rejimi kurulduğu günden bu yana egemenliği saraydan alıp halka vermek ve demokratikleştirmek için mücadele verdi. İşte tam 97 yıl sonra bugün yapılan açık bir karşı devrim ve egemenliği tekrar halktan alıp saraya bir kişiye verme girişimi. Bugün terör tehdidi altında bulunan vatandaşımız, askerimiz, polisimiz can derdinde. Halkımız ekmek derdinde. Esnaf siftah derdinde. Siz ise başkanlık derdindesiniz. Döviz 3.70'i bulmuş. Türk lirası her gün eriyor. 80 milyon insan sizin yarattığınız bu siyasi ortamın ortaya çıkartmış olduğu ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Ve sanki siz iktidar değilmişsiniz gibi, bu halkın, bu milletin vekili değilmişsiniz gibi hepsine gözlerinizi kapatmışsınız. En kötüsü vicdanlarınızı kurutmuşsunuz. Vatandaşa bir kabus yaşatıyorsunuz 2 yıldır. Bu kabusu derinleştirmek istiyorsunuz. Siz insanları feda ediyorsunuz. Özgürlüklerini bir kişinin özgürlüğü için yok sayıyorsunuz. Birinin hırsı için binlerce insan işsiz kalıyor. Hukukun üstünlüğü sıralamalarında 40 ülkenin daha gerisine düştük. 40 ülke 2 sene içerisinde. Bugün Türkiye 113 ülke arasında hukukun üstünlüğünde 99. sırada. 2 yıl içerisinde ekonomik özgürlüklerde 15 ülkenin gerisine düştük. Neden? Çünkü fiili başkanlık yaşanıyor. 190 ülke arasında 79. sıradayız. Türk lirası eriyip gidiyor gözümüzün önünde. O kadar ki arasında en çok değer kaybeden 12. para birimi olmuş Türk lirası fiili başkanlık döneminde. Yani çok uzağa bakmaya gerek yok. Türkiye'nin son 2 yıl içerisinde yaşadıklarına baktığınızda getirdiğiniz bu anayasa değişiklik teklifinin Türkiye'ye neler yaşatabileceğini biz görüyoruz. Siz de bakarsanız, eğer siz de Türkiye'yi düşünürseniz siz de görebilirsiniz. Bu teklif geçerse ekonomik olarak neler yaşayacağımız açık. Fakirleşeceğiz. İşsizlik artacak. Hukuk adalet dağıtmayacak. Mülkiyet hakkımız bizim de sizin de hiçbirimizin korunmayacak. Özgürlük olmayacak. Yatırım yapmak mümkün değil. İstihdam yaratılmayacak. Emek çalışıp çalışmayacağına karar veremeyecek. Siz paranızı yatırıp yatırmama tercihini yapamayacaksınız. Ona bir kişi karar verecek. Bugün gidişat son 2 yıldan da daha kötü. 15 Temmuz'da sizin 2010 referandumunda uçaklara yüklediğiniz FETÖ'nün bombalarıyla yıkılmamış, dimdik ayakta duruyor olan meclisi, şimdi siz o hali kalıcı kılacak bir anayasa değişikliği teklifiyle yok etmek istiyorsunuz. Bugün Türkiye'nin ödemesi gereken dış borç, sizin bu sevdanız yüzünden, sizin rejim ısrarınız yüzünden 155 milyar daha çok. Daha borçluyuz, daha fakiriz. Bugün bu 70 kuruşluk değer kaybı yüzünden 80 milyonun çalıştığı şirketlerin kur zararı 147 milyar lira. Sizin sevdanız yüzünden iş yaratmaları mümkün değil. Bugün hayat daha pahalı. Türk lirası %20 değer kaybedince benzin pahalı, ulaşım pahalı, sofralar et koymak mümkün değil. Değerli milletvekilleri, işte Türkiye'ye getirdiğiniz yol ayrımı bu. Diktatörlük mü, demokrasi mi? Refah mı, yoksulluk mu? Özgürlük mü, yoksa baskıcı bir rejim mi? Demokrasi ve diktatörlükler arasında yapılacak tercih sadece bir rejim tercihi değildir. Aynı zamanda yaşamsal bir tercihtir. Biliyor musunuz? Dünya örnekleri şunu gösteriyor. Demokrasilerde ortalama gelir 35 bin dolar. Diktatörlüklerde 4.700 dolar. 7 kat daha düşük. Peki bu anayasa değişikliği teklifi Türkiye'ye zenginlik getirecek mi? Hayır.
Biliyor musunuz? Diktatörlüklerde enflasyon %57'nin üzerinde, demokrasilerde %3, 20 kat fark var. Peki bu anayasa değişikliği teklifi enflasyon sorununu bitirecek mi? Hayır. Biliyor musunuz? Gelir adaletsizliği diktatörlüklerde çok daha yüksek. Peki bu teklifiniz Türkiye'ye gelir adaleti getirecek mi? Hayır. İşte bugün genel kurulda görüşülüyor olan tercih bu tercihtir. 80 milyon için hayati bir tercih kullanıyorsunuz. Bu tercihi siz yapıyorsunuz. Hep beraber yapıyoruz. 80 milyon için. Biz ülkemizi de, cumhuriyetimizi de, demokrasimizi de, geleceğimizi de sokakta bulmadık. Tercihi kalkınmadan yana olan, tercihi özgürlüklerden yana olan, tercihi Türkiye'nin zenginliği olanlar buna asla geçit vermeyeceklerdir. Çocuklarımız için, bizim, sizin, hepimizin 80 milyonun ortak geleceği için, onların özgürlüğü için, yarınımız için, demokrasi için, adalet için, laiklik için, hayır. Hepinizi saygıyla.